Geç 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 geç. Buraya sınalım. Ya öğretmen, bir tek hafta sonunu iple çekiyoruz zaten, o da gitti ya. Bu hafta sonunun son hafta sonun olmasını ister misin Arif? Hayır öğretmen. Az önce ne demiştin sen? İyi ki geldik öğretmen, hafta sonumuzu çok iyi değerlendiriyoruz demiştim. Hayatımda yaşamadığım kadar utanç verici bir 29 Ekim yaşattınız bana. Madem ben sizi temizleyemiyorum, sizler bu okulu temizleyeceksiniz. Atılgan sen Yeliz'le beraber yukarı. Gamze sen Arif'le beraber sınıflara. Rahmeli, Sedat, Ali, Melek. Hadi başlayın paspaslamayı. Sen de kur kendine bir ekip. Öğretmenim, temizliği istediğimiz yerden başlayabilir miyiz? Ne yapayım abi, alışkanlık işte ya. Of be abi, bir hafta sonumuz var. Çele çalışmıyor. El çalışıyor. Yürü hadi. Süzük, Mesut, Tayfun gelin abi. Kerem. Tamam Zeynep. Kerem. Şişt. Şişt. Tamam beton. Kikim. Bak. Şişe bak. Sen oğlum, sen elini şey. Dikkat et ona. Şimdi neyle toplayacağız bu çöpleri? Elimizle. Aa, gerçekten mi? Ay Allah'tan grupta bir tane akıllı var. Yoksa halimiz ne olurdu? Onu sormuyorum herhalde. Yani bu çöplerimizi nereye koyacağız? Her seferinde bahçedeki çöp kutusuna gidecek değiliz. Merak etme sen. Atılgan'la çare tükenmez, tükenmez. Yani yeterince akıllı olmayabilirim. Sen de bilirsin ki çok pratiğimdir. Şey, bana da var mı poşet? Sen al bunu. Sadece tut, öyle. Sadece tutayım mı? Yani evet, sadece tut. Ben çöpleri toplarım. Aslında ben de toplayabilirim. Yok canım, yani sana yakışmaz böyle işler. Maazallah mikrop falan kaparsın, sonra bizi doktor doktor gezdirme. Bizi? Beni doktora mı götüreceksin? Hepimizi kastettim. Afet Hoca, çocuklar falan. Her neyse, biz işimize bakalım. Çöp torbası. Aa! Sen kendine bak, çöpçüler kralı. Ortega! Ortega! Ne oldu Arif'im? Abi hani diyorum ki eşinden sıkıldıysan eş değiştirebiliriz. Yok be Arif'im. Ben daha önceki yaşadığım tecrübelere dayanarak söylüyorum, Barbie'den bana eş olmaz. Hatta hiç kimse eş olmaz. Allah Allah. Ben sanki senin eş olmaya çok meraklıyım. Conconluk yapmayın arkadaşlar ya. Şu okulu temizleyelim, bitsin gitsin. Ya daha buradan Kyoto Anlaşması'na uymayan ülkeleri protesto etmeye gideceğim. Tabii ya. Ben eşimden memnunum abi. Hop hop, yavaş memnun ol biraz ya, o ne? Ne hop hop ya, sana ne oluyor? Ya ne bileyim, ben de belki Barbie ile burada mutluyum ama hiç olmazsa bunu böyle sarılarak göstermiyorum. Akıllı olalım yani. Hadi Arif'cim, şu pislikleri de süpürüp artık temizliğe devam edelim istersen. Asıl pislik sensin be. Seda, ağız çalışmıyordu, el çalışıyordu. Peki öğretmen. Devam edin hadi. Aferin Tayfun. İyisin. Çocuklar, 15 dakika sonra mola. Bahar öğretmeniniz gitti, size bir şeyler ayarlayacak. Tamam mı? Hadi bakayım, aferin. Ay, geldim bile Afet Hanım. 10 dakika içinde gelecekler. 10 dakika, iyi, hadi gel. Gel sen otur bakayım oraya. Hayır, hayır, lütfen. Otur lütfen. Hayır, lütfen. Tanım, lütfen. Lütfen. Ben bulacağım. Nerede? Sen ne oturuyorsun burada? Ne diyorum, ben şu sandalyeyi ısıtıyorum. Götür çabuk sandalyeyi oraya. Öğretmenim, lekesi çıkmadı. Sus! Yavaş, yavaş. Koy oraya. Koy oraya, yürü çalışmaya. Geç otur. İyi gidiyor galiba ekiplerin çalışmaları. İyi gidiyor ama... Ama ne? Yani bu
ortak ceza kalıcı çözüm değil. Ben istiyorum ki ortaklaşa olumlu bir şey yapsınlar. Yani ne bileyim. Ne gibi mesela? Belki huzur evinde gönüllü çalışabilirler. Ya da konuk öğrenci çağırırsın, onu ağırlaya... Konuk öğrenci. Konuk öğrenci. Afet Hanım şimdi bakın, ben Rıdvan Kanat'tan önceki okulda çalışırken biz Yunanistan'dan konuk öğrenciler alırdık. Sonra da bizimkiler birkaç günlüğüne oraya giderlerdi. Bu böyle kültürler arası kaynaşma için ideal bir çalışma. Onu yapabiliriz. Peki şimdi onlarla şey yapabilir misin? Bağlantı. Kurabilirim. Oradaki öğretmenle biz çok iyi arkadaş olmuştuk. Ben onu ararım. Sonra da çok güzel çalışırız birlikte. Ay tamam, ben de Amil Bey'den izin alırım. Amil Bey, ben onu unutmuştum. İzin verir mi dersiniz? Vermese de biz alırız bari. Ay bu iyi oldu. Gelse beni buradan kaldıramaz. Ama benim kardeşim çok yorulmuş. Bütün gün havanda su dövmüş. Havanda su mu dövmüş? Ayıp abla ya. Bütün gün okulu sildik süpürdük. Yani ne büyük şanın varsa Veli Efendi hipodromundan daha büyük bir okul yaptırmışlar senin adına. Sil sil bitmedi. Bana bak, benim gözümden kaçtı zannetme. Arkadaşların harıl harıl çalışırken sen bir köşede lafla peynir gemisi yürüttün. Kim? Ben mi? Ayıp abla ya. Senin şu yaptığını var ya, hakemler bu sene Fenerbahçe'ye yapmadı ha. Onu bunu bilmem. Yorgunsan gider yatarsın. Yarın dersimde uyuklarsan sana dünyanın en büyük cezasını veririm. Al işte. Hayatım Avrupa Birliği müzakereleri gibi geçiyor. Onu yaparsan ceza, bunu yaparsan ceza. Aman ben açarım. Sen otur kendine acı. Yorgun demokrat. Abla gelirken su getirir misin? Ay ay. Aman. Ay ay ay. Ürper Hanım. Beni görünce ürperdiniz Afet Hanım, bakıyorum. Estağfurullah da yani böyle çat kapı. Kapımın çalınmasına alışık değilim. Siz de neredeyse 2 yılı aşkın bir süredir beraber olduğumuz halde bundan hiç vazgeçmiyorsunuz. Bu da beni çok şaşırtıyor efendim. Çok uzun bir öğretmen cümlesi kurdunuz Afet Hanım. Ben hiçbir şey anlamadım. Hiç şaşırmadım. Neyse efendim, ben sizi uyarmaya geldim. Ne konuda efendim? Ben bugün bir arkadaşımın altın günündeydim Afet Hanım. Evet. Bu arkadaşımın da kirada bir evleri var. Sormayın başına neler gelmiş. Ben sormam. Bana kalsa sormam ama siz anlatmaya pek heveslisiniz tabii. Aynen öyle efendim. Bu arkadaşımın kiracısı kendi oturduğu evi başkasına kiralamasın mı? Hem de 200 milyon fazlaya. Ay inanabiliyor musunuz Afet Hanım? Kendi oturduğu evi başkasına kiralıyor. Evet, ne yapayım? Bu hikayeyi duyunca aklıma siz geldiniz. Ben mi? Ne münasebetle? Sizin de geleniniz gideniniz bitmiyor. Ev ev değil, mübarek Edirne gümrük kapısı. O bakımdan diyorum ki eğer evimi pansiyon olarak kullanmaya niyetiniz varsa hiç niyetlenmeyin. Gözünü açtı bu maymun, gözüm üzerinizde. Gözünüz yerine biraz da şuurunuzu açın. Böyle saçmalıklarla benim kapıma gelip beni yormayın sakın. Şu gözlerime, şu gözlerime bir iyice bakın. İyi geceler. Tabii, olası eylem planını ortaya çıkardım diye kızdı Zahar. Beni kimse kandıramaz Afet Hanım. Siz de kandıramazsınız Afet Hanım.